önce. Evet, bugünkü dersimiz CBS uygulamaların üzerinden devam ediyoruz dersimizde. Yani coğrafi bilgi sistemlerinde ya da GIS, Geography Information System. Şimdi bildiğiniz gibi ilk aşamada hidrolik ve su mühendisliğinde önemli olan yani o yapı olsun, o iletim kanalı olsun, baraj olsun. Ya eğer direkt hidroloji falan araştırıyorsanız herhangi bir yerde. Önemli olan konulardan bir tanesi morfoloji. Yani zeminin yapısı. Özellikle topografi haritaların üzerinden yola çıkarak biz çoğu zaman hesaplamalarımızda bazı işte eğime yönelik, derinliğe yönelik işte ya da işte o bölgenin özel koşullara yönelik özelliklerine yönelik bazı uygulamalar yapıyoruz. Burada da benzer bir çalışmalar yapacağız. Şimdi CBS uygulamalarında ya da çoğu işte programda burada böyle bir uygulamalarda DEM haritası diye bir şey kullanılıyor. DEM haritası Digital Elevation Model'ın kısaltılması ve burada aslında dijital yükseklik modeli anlamına gelmektedir. Bu haritaları çeşitli yerlerden temin edebiliyorsunuz. Kimisi paralı, kimisi bedava olarak ve sağlıyor size böyle bir bilgileri. Paralı olanlar tabii ki biraz daha çözünürlüğü daha yüksek, daha detaylı ve daha şey mesela örneğin bir uydudan, paralı bir uydudan DEM verisini elde ettiğiniz zaman daha çözünürlüğü yüksek ya da mesela belli daha küçük mesafelerde ölçülmüş veriler elde edebiliyorsunuz. Mesela 5 metre, 5 metre çarpı 5 metrelik karelerden oluşan veriler oluyor. İşte bedava olan haritalar ise daha kaba haritalar ve veriler size sağlıyor. Dolayısıyla özellikle eğer çok ince hesaplamalar yapmak istiyorsanız ya da modellemek istiyorsunuz muhtemelen yani muhakkak paralı ya da daha detaylı DEM haritalarına erişmeniz gerekiyor. Bunlar bileceğiniz bazı şeyler, referanslar bildiğim kadarıyla Türkiye'de harita komutanlığı ve bazen bazı idareler, BUSKİ, DSİ gibi bir yerlerde de işte havzaya göre ya da o daha önce çalışılmış olan bölgeye göre bazı detaylı DEM haritaları ya da diğer katmanları sağlıyorlar size. Burada farklı yöntemlere bakacağız. Kendimiz sıfırdan DEM haritasını oluşturma yöntemlerine bakacağız. İki farklı yöntem göstereceğim size. Geçen dönemlerde ben Global Mapper yardımıyla yaptırtıyordum çocuklara. Global Mapper yalnız sertifikası bedava olan bir uygulama olmadığı için belki ileride gösteririm. Zaten videoları da duruyor. Ama daha çok bu dönem daha çok bedava ve daha rahat bir şekilde erişilebilir olan uygulamaları tercih ediyoruz. Ama bilginiz olsun. Paralı olan uygulamalarda genellikle yapabileceğiniz ve elde edebileceğiniz şeyler daha detaylı. Şimdi sizden Google Earth Pro'yu indirmenizi istemiştim. Burada yani Google Earth Pro üzerinden bir sürü uygulama yapacağız bugün. Onun için siz de evde çalıştığınız zaman önceden bunu kurmaya çalışın. Şimdi Google Earth Pro'yu daha çok işte belli bir konumları, belli bir bölgeyi ayırmak adına kullanıyoruz. Öncelikle şöyle bir ortamı vardı. Zaten geçen hafta da göstermiştim size. Bugün Bursa'ya ait DEM haritasını çıkarmaya çalışacağız belli bir siteden. Bakın arkadaşlar, bu dediğim gibi işte Bursa haritası olsun, diğer haritalar olsun, herhangi bir katmanların genellikle idarelerden ya da daha önce çalışılmış çalışmalardan almanız daha verimli oluyor. Çünkü bazen daha şey şeklinde yapıyorlar, daha kaliteli şekilde hazırlanıyor. Biz burada kabaca oluşturuyoruz katmanlarımızı. Ve bir tanesi nedeni şey, çözünürlük oranı, bir de zaman.
Burada öncelikle bir Bursa haritasını oluşturalım. Ondan sonra Bursa'nın DEM haritası ya da belli bir bölge olsun. Mesela diyelim ki Uludağ'ın bir alt havzası olsun. Onu nasıl oluşturabileceğinize bakacağız burada. Bunun için bizim çokgen ya da poligon komutuna ihtiyacımız var. Bunu tıklıyorum. Ben buna mesela Bursa test diyorum. İsmi Bursa test oldu. Kapatmıyoruz. Böyle açık bırakıyoruz. Bakın Bursa'nın sınırları şöyle hafifçe gri renkte belirtilmiş bu şekilde geliyor. Buradan yukarıya doğru. Yukarıda İznik Gölü'nden şöyle buradan geliyor. Buralardan Mudanya civarından tekrardan buraya kadar devam ediyor. Bunu kabaca biraz öne alabilme şansımız var. Şu şekilde. Ben kaba çizeceğim ama isterseniz siz daha detaylı bir şekilde çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kabaca Bursa'nın haritasını oluşturduk. Tamam diyorum. Burada bir katman oluşturuldu. Bursa test diye. Bunu tıkını kaldırırsanız eğer bu tik işaretini burada eklenip çıkarılacak. Şimdi bunu kaydetmemiz gerekiyor bir yere. Farklı kaydet diyoruz. Ve masa üstünde ben zaten bir tane şey yarıştırdım. Bursa haritasını ben daha önce kaydetmiştim aynı şekilde. Hem KMZ hem KML kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazı uygulamalarda sadece KMZ okunuyor. Bazısında ise da sadece KML okunuyor. Bunun için ikisinde iki uzantı da elinizde olması güzel bir şey olur. Neyse kaydediyoruz bunu buraya. Ve bu burada kalıyor bu şekilde. Şimdi bakın biz konumu belirledik. Aslında bize yani bir sonraki uygulamada da göstereceğim. Sonuçta Google Earth da yani az önce de gösterdiğim gibi arazi uygulaması olduğu için bu şekilde. Aslında o da bize seviyeleri ve yer yüksekliğini deme verebilir. Onun uygulaması biraz daha farklı. Biraz daha kaba olduğu için ve uygulaması biraz daha detaylı olduğu için bir sonraki aşamada göstereceğim ben size. Şimdi biraz daha detaylı ve verimli bir şekilde nasıl elde edilebilir ona bakacağız. Bunun için Earth Explorer ile bir site yardımından Earth Explorer diye bir siteden yardım alacağız. USGS'in yani Amerika Birleşik Devletleri'nin jeoloji araştırmaları sitesinden alacağız bunu. Şöyle yaptığınız zaman böyle bir harita önünüze geliyor. Bu haritada çeşitli açılardan dünyanın çeşitli yerlerinden veri alma şansınız oluyor. Avrupa, işte Brezilya, Amerika, Türkiye, herhangi bir yer, Rusya. Bunu seçmek için belli bir noktayı seçebiliyorsunuz şu şekilde. Kendisi koordinatları yazıyor mesela burada. Ya da işte belli bir bölge etrafında bir şey seçebiliyorsunuz. Bir mesela atıyorum bir poligon seçme şansınız oluyor. Bir dakika. Clear. Mesela ekleyebiliyorsunuz koordinatları. Clear koordinat. Mesela haritanın hepsini seçtiğiniz zaman şöyle hepsini seçiyor. Yani mesela biraz daha yakın bir bölgeye almak istiyorsanız eğer mesela şöyle seçersiniz eğer. Use map dediğiniz zaman sadece bu bölgeyi seçiyor.
Neyse, önemli değil. Burada amacımız seçtiğimiz Bursa haritasını buraya yüklemek ve orayla ilgili olan haritayı, dem haritasını elde etmek. Bakın burada KML Shape File Upload diye bir seçenek var. Bunu bakın KML, KMZ'de aynı zamanda Shape File'ı da alabiliyor. Shape File'ı genellikle ArcGIS gibi programlardan elde edilebiliyor. Bakın Bursa haritasını ben buraya yüklüyorum. Gördüğünüz gibi. Seçti. Görüyorsunuz harita üzerinde şu an Bursa haritası belirgin bir şekilde burada. Burada da koordinatları yazıyor. Hangi koordinatlarda olduğunu ve seçilen koordinatların nerede olduğunu tam olarak gösteriyor. Evet, biraz daha aşağıya gidersek bunlar seçilen koordinatlar. Ne kadar nokta seçtiyseniz onları teker teker hepsini belirliyor. İkinci kısım veri. Yani burada bu site size çeşitli veriler sağlıyor. Çeşitli uydulardan elde etmiş veriler sağlıyor. Kimisi paralı, kimisi bedava. Burada veri setine ulaşmaya çalışacağız. Zaman aralığı verebilirsiniz. Ben şu zaman aralığı beğenmiyorum. İşte eğer mesela bulutla örtülmemiş veriler ya da şöyle bir filtreler yapabilirsiniz. Sınıflandırabilirsiniz hangi aylarla ilgili olsun. Ben hiçbir kısıt koymuyorum. Direkt dataset seçeneğini tıklıyorum. Bakın böyle bir seçenekler önüme geliyor. Bunlar çeşitli uygulamalar. Mesela her biri bazı mesela bakın bunlar uyduların ismi. Bizim burada ilgilendiğimiz şey NASA'nın bize verdiği veri seti. NASA'nın içerisinde Aster bir uydu ismi. Aster'de bakın Aster Global Dem versiyonu 3. Ne oldu? Bakın veri setinde NASA setinde Aster uydusunda DEM, Digital Elevation Model bulmaya çalışıyoruz. Diğer verilerde farklı uygulamalar da var tabii ki. İşte uzaktan algılama, ışık kızılötesi, işte mor veya farklı yani sensörlerle ölçülmüş olan veriler de elde edilebilir. Çoğu paralı. Bu bedava. Yalnız şöyle bir şey tıklarsanız zaten önünüze gelecek. Şöyle bir kutu açılıyor. Bakın NASA Earth Login Credential diyor buraya. Gidip üye olmanız gerekiyor buraya. Ben üye oldum. Üye olacaksınız yoksa veriyi indiremezseniz. Tamam diyorum. Ve Results diyorum. Tıklıyorsunuz. Şöyle orayla ilgili olan tüm veriler ve haritalar bölgeyle ait, seçilen bölgeyle ait tüm veriler o seçtiğiniz Aster uydusundan elde edilmiş olan şeyler veriyor. Mesela örneğin buna bakalım. 2013'te ölçülmüş böyle bir şey var. Aynı şey 2013, 2013, 2013. Hepsi 2013. Başka bir şey de yok. Yani buradaki DEM haritası 2013'te güncellenmiş. Daha eskiye dönük bir şeye bakmak istiyorsanız gidip farklı uygulardan ya da farklı veri setlerinden temin etmeniz gerekiyor. Burada şöyle bir seçeneği var. Show Browse Overlay diyorsunuz. Böyle tıklarsınız eğer üzerlerine burada elde edilen şeyleri gösterecek. Burada DEM haritalarını gösteriyor bölgeye ait. Yani bu seçilen bölgenin içinde bulunduğu DEM verilerine gösteriyor size. Bunları teker teker şöyle download option kısmından indirebiliyorsunuz. GeoTIFF format bakın her biri 10 MB civarında. Hep 4'ünü de indirmeniz gerekiyor. 4 tane şöyle mozaik var. Bunları teker teker indiriyoruz. Biraz zaman aldığı için ben daha önceden indirmiştim size ve bilgisayarda bulunuyor. Sıkıştırılmış dosya cinsinden. Onun için önce indirip daha sonra sıkıştırılmış halden çıkarmanız gerekiyor. Burada da eğer dikkat ederseniz burada mesela daha yüksek noktalar beyazla daha
aşağıda bulunan daha işte şeylerde, mesela gölde ya da işte denizlerin orada bulunan noktalar ise siyah noktalarla belirtilmiş. Bunları indirdik. Bakın ilk veri setimize ulaştık ve indirdik. Ben burada daha önce DEM'den elde ettiğim şeyleri buraya ekledim. Hem NAM versiyonu var, hem DEM versiyonu var. NAM'ı burada kullanmıyoruz. Bu farklı bir şey. Bu DEM olan şeyleri kullanacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane DEM haritamız var. Bu aşamadan sonra bir tane CBS uygulamasına ihtiyacımız var. Eğer erişebiliyorsunuz ArcGIS gibi programlara, onu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi QGIS bedava bir program olduğu için açmıştık, tekrardan açtık ama bunu önerdim size. Yeni bir dosya açıyoruz burada. Açılıyor mu? Tamam, neyse, önemli değil. Kapatırız. Buraya açtık şeyi. Katmanları eklemek istiyoruz. İndirdiğimiz mozaikleri. Ve daha sonra birleştirip onun üzerinden topografya ya da işte dem haritasını oluşturmaya çalışacağız. Bakın katman kısmında şöyle bir seçenek var. Katman ekle. Burada işte vektör, raster ya da farklı katmanlar ekleyebiliyorsunuz. Bizim dem haritamız az önce de gördüğünüz gibi, bakın bu raster cinsinden. Neden? Burada bizim bu kırmızı oluşturduğumuz harita, yani Bursa haritası vektördü. Niye? Çünkü geometrik bir şekle sahipti. Nokta ya da işte poligon, çokgen ya da işte rota şeklinde oluşturulmuştu. Halbuki buradaki bu siyah beyaz harita raster cinsinden. Raster olmasının da sebebi şu: noktalardan oluşmuş. Yani her nokta belli bir değere sahip. Bir geometri çizgi ya da bir kapalı eğriden ziyade bir nokta versiyonu, yani piksel cinsinden oluşturulmuş haritalar bunlar. Dolayısıyla bunu da biz, bunu kapatalım, o fazla açıldı. Katman eklediğiniz zaman bunu raster, add raster layer kısmından eklemeniz gerekiyor. Bakın QGIS'in son versiyonunu indirin. Maalesef yazılım öyle ki bazı komutlar Türkçe, bazılar İngilizce çıkıyor. Eğer bilgisayarınız Türkçe dilini ayarlıysa. Raster, ama bu katman kısmı muhtemelen yerinde kalmıştır. Olmazsa da biraz kurcalarsanız eğer, ya da işte araç kutusunda yazsanız eğer raster ekle, Addressed'tir. Buradan çıkar. Yani mesela bakın buradan Addressed'tir yazsanız buradan çıkıyor. Bunu da ekleyebilmek için şöyle bir dakika, araç kutusu, bakın işleniyor kısmında araç kutusunu eklerseniz burada komutları da yazarak erişebilirsiniz. Burada kullanacağız zamanla. Katmanlarda katman ekle, raster diyoruz. Böyle bir kutu açılıyor önünüze. Aynen tekrardan seçeneğinizi değiştirebiliyorsunuz. Şu an varsayım raster üzerine. Mesela vektöre geçebilirsiniz, mesh'e geçebilirsiniz. Sınırlandırılmış metine geçebilirsiniz. Bunu da kullanacağız, göreceksiniz. Vektörü de kullanacağız. Raster'da eğer bir siteden ulaşıyorsanız ya da başka bir protokolden ulaşıyorsunuz, Google gibi, oradan da elde edebilirsiniz veya da bir dosya yüklüyorsunuz. Direkt oradan da yükleyebilirsiniz. Bakın ben yüklemiştim buraya. Demleri seçiyorum. Dem. 4 tane dem dosyam var. Dördünü de açıyorum. Burada eklendim. Ve burada da gördüğünüz gibi da teker teker gösteriyorum. Şimdi analiz yaparken buna dikkat edin. Tabii ki teker teker analiz yapabilirsiniz. Ama eğer bunların analiz sonucunu birleştirmek istiyorsanız öncelikle bu dördünü tek bir dem haritası yapmanız gerekiyor. Yoksa bunlar model oluşmaz. Mesela nasıl bir model kurulabilir? Dem verisinden akımın yönünü tahmin edebilirsiniz mesela. Bazı arkadaşlar biliyor, mesela Pelin Su ile konuştuk az önce. Belki taşkın çalışmasında belli bir yağış yağdığı zaman
akımın yönünü kendiliğinden bulmasını istediğiniz bir modelde DEM haritasını verdiğiniz zaman kendisi bu nehirlerin rotasını bilmeyebilir ya eklememiş olabilirsiniz ama bu DEM haritasının üzerinden kendisi akarsuyun yönünü tahmin edebiliyor. Bunun da şeyi mantığı su her zaman en yüksek noktadan en aşağı noktaya doğru hareket etmesi. Böylece beyaz noktalardan yanındaki daha gri noktalar ve daha koyu noktalara doğru hareket ederek en sonunda bu şekilde aşağı doğru hareket ediyor ve işte hangi bölgelerin su altında kaldığını tespit edebilirsiniz. Neyse burada uygulamamızda 4 tane DEM mozaiki var. Bunları birleştirmek istiyoruz. Bunun için bakın iki önemli uygulama var. Bir tanesi vektör uygulamaları, bir tanesi rest uygulamaları. Şimdi vektör uygulamaları anlaşıldığı gibi vektör katmanlarına uygulanan işlemleri gösteriyor. Raster ise raster katmanları üzerinde. Bunlara katman diyoruz arkadaşlar. Neden katman? Çünkü burada gösterilmiyor ama mesela bir tane şey ekleyelim. Bursa'nın kendi haritasını da ekleyelim. Bakın. Bursa'nın katmanı vektör cinsinden. Vektörü diyoruz. Bakın burada kodlama şeyde aynı olması gerekiyor hepsinde. Daha sonra bunları bakacağız kodlama ve koordinat sistemlerine. Vektör seçtiğimiz zaman Bursa'yı, Bursa'nın katmanını da ekleyelim buraya. Bakın katman denilmesinin sebebi şu. Aşağıya alabilirsiniz bunu. En arkaya alabilirsiniz. Ve kat kat farklı bilgiler elde edebilirsiniz. Mesela zemin yapısı, yağış, coğrafi bilgileri ya da herhangi bir katmanları, yol bilgileri, şehirlerin bilgileri böyle teker teker yüklenebilir. Mesela örneğin bir arkadaşımız, Burak diye bir arkadaşımız var. Tezine şey seçti. Yeraltı barajlarının potansiyel konumu bulmasında CBS uygulamalarını yapacak. Onun için farklı katmanlar kullanacak ve barajın yapılması en uygun yerleri tespit edecek ve bunun için CBS uygulamasını kullanacak. Siz de buna benzer bazı uygulamalar yapabilirsiniz. Sonuçta şöyle bir şey var. Bunu kaldırıyorum. Şu an ihtiyacımız yok. Birleştirmek istiyorum bunları. Raster kısmından farklı yerlerde olabilir. Birleştir seçeneği var. Şöyle bir şekli var. Birleştir'e tıklarsanız eğer bir kutucuk açılıyor önümüze. Burada da katmanları seçiyorum hepsini. Ve bunları birleştir diyorum. Birleştiriyor bu şekilde. Bu şekilde en aşağıya mı koydum bir dakika. Birleşmiş hali bu. Bunlar tek tek. Bakın her biri tek tek. Bu ise birleşmiş hali. İsterseniz eğer bunu farklı renklendirebilirsiniz işte haritada kullanmak için. DEM genellikle tek band gri sisteminde kodlanıyor. Ama CBS uygulamaları size farklı uygulamalar da yapmanıza izin veriyor. Özellikle eğer uyduda kullanılan sensör kaç bantlıysa işte ya da kızıl ötesi ya da işte mor ötesi gibi farklı uygulamaları da ve sensörleri de varsa orada veriler içerisinde DEM haritası ya da başka elde edeceğiniz verilerde de farklı bilgiler saklı olduğu için kullanabilirsiniz. Bakın burada tek band yalancı renk sistemini kullanıyorum. Böyle yaptığınız zaman renk seçeneği önünüze çıkıyor. Böyle farklı renklendirmeler seçebiliyorsunuz bunun gibi. Ya da kendiniz sınıflandırma yapabiliyorsunuz istediğiniz miktarda. Mesela eşit aralıkta 10 tane farklı katmana ayırmasını söyleyebilirsiniz. Kendi aralığını kendiniz seçebilirsiniz. Hangi kodlar arasındaki değerleri hangi renkle göstersin. Böyle tıklarsınız eğer. Farklı renklerde de gösterebilirsiniz bu haritanızı.
Mesela daha standart bir yöntemler kullandığınız zaman, mesela standartlarda bu tip şeyler de tercih ediliyor. Mesela veya gösterelim. Mesela bu tip şeyler tercih edilebiliyor. 10 dakikamız kaldı bu arada. Burada göstereyim topografya haritasını nasıl oluşturacağımızı. Ondan sonra ders, yani bu video kapandıktan sonra hemen 5 dakika sonra dersimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi veriler var. Yani bu DEM haritası bize bu Bursa'nın belli bir bölgesine ait şeyleri veriyor. Şimdi bir de bakın fazladan olan yerler var. Biz bunları da kırpmak istiyoruz ayrıca. Sadece bu Bursa ili içerisinde kalan ya da işte çalıştığımız bölgeye ait veriler üzerinde çalışmak istiyoruz. Bunun için yine de aynı uygulamayı yapacağız. Raster'ı kesmek istediğimiz için burada sınıra göre raster'ı kes dememiz gerekiyor. Birleştirmiş şeyi seçiyoruz. Aynı zamanda bir dakika, doğru seçmiş miyim? Yok, bir dakika, bir dakika. Diğer seçenekti. Evet, bakın iki tane seçenek var. Bakın bu. Sınıra göre raster kes iki tane var. Bir tanesi kendiniz elle çiziyorsunuz. İkincisi iki tane katman belirtiyorsunuz. Bir tanesi raster, bir tanesi vektör olması gerekiyor. Poligon olması şart arkadaşlar. Çünkü yüzeyi alıyor. Eğer yol yardımıyla çizmiş olsanız bu haritayı kesmeyecek, bilginiz olsun. Bakın farklı katmanları seçebiliriz ama birleştirilmiş olanı istiyorum. Bursa harita katmanından bunu çıkarmasını istiyorum. Farklı uygulamalara ihtiyaç yok. Ben sadece bunu çalıştırıyorum ve elde ediyoruz. Şöyle Bursa'ya ait şeyleri çiziyor. Ayırmış burada dem verilir burada. Bu uygulamanın şöyle bir sıkıntısı var. Bu karenin dışında kalan, yani bu katmanın dışında kalan şeyleri de siyahla gösteriyor. Bunun farklı uygulamaları var. Bugün konumuz olmadığı için onları çok üzerinde durmayacağız. Gerçi şöyle bir seçeneğiniz de var. Yani topografi çizgilerini oluşturduktan sonra bunu kırpsanız daha verimli bir şekilde bunları eleyecek ve bu şekilde bu boşluklar da oluşmayacak. Şimdi Bursa için DEM haritasını oluşturduk. Bakın burası Uludağ, işte Bursa Ovası. Burada göller var. Daha siyah ve daha aşağıdaki böyle İznik Gölü gibi, Ulubat Gölü gibi yerleri belirleyebilirsiniz. Ya da siz alt havzalarda çalışıyorsanız herhangi bir nehrin, bunu ayırıp da o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi bakalım bir de bundan biz topografi çizgilerini de elde etmek istiyoruz. Yine de bakın bizim katmanımız raster, uygulamamız da raster uygulamaları üzerinden olacak. Buradan giderseniz şöyle eş yükselti çizgiler seçeneği var. Ya da kontur var. Birleştirilmiş katman ya da herhangi bir katmana ait uygulamayı seçebilirsiniz. Ben kesilmiş şeyi tercih ediyorum. Bant burada tek bir bantımız var. Bakın şeylerin arasındaki mesafe genellikle metre cinsinden ifade ediliyor. Şimdi eğer bunu seçerseniz 10 metrede bir eş yükselti çizgilerini çizecek. Biraz kabaca olur. Ne kadar küçük seçerseniz o çizgiler birbirine daha çok yakın olacağı için daha detaylı bir harita olacak ve model ağırlaşacak ama sizin analizinize göre daha verimli bir sonuçlar verebilir. Genellikle bu şekilde çalışırız. Bir bölgeyi araştırırken ilk başta kabaca bakarız. Daha detaylı bir şekilde analiz yapmaya çalıştığımız yerlere sadece daha küçük ve aralarındaki mesafe ya da potun daha küçük olduğu yerler için bu küçük şeyleri seçeriz. Burada ben biraz daha büyük seçiyorum ki kabaca göstersin. 50 metrede bir olsun. Elevation, offset gerek yok. Bunlar tamam, çalıştırıyorum bu şekilde. 50 metre yükselti farkıyla
bizim topografilerimizi çizecek. Bakın burada şu an topografyamız elde edilmiş oldu Bursa ile ilgili. Tabii ki isterseniz kodlar üzerinde yazabilirsiniz, çeşitli uygulamalar yapabilirsiniz. Ama işte bir makalenizde, bildiğinizde, tezinizde, çalışmanızda, raporunuzda da kullanabilirsiniz. Böylece bu bölgeye ait mesela bir bölgenin özelliklerini incelemek istiyorsunuz. Mesela burada suyun hareket etme yönünü ya da işte hangi bölgenin hangi kodda yer alması gerektiğini ya da projenin yerleşim alanını bulmak istiyorsunuz. En uygun noktayı bulmak istiyorsunuz şey için. Böyle bir çalışmalar yapılabilir. Burada da şöyle bir şey var. Gölün, Ulubat Gölü'nün etrafı gösteriliyor. Yalnız su yüzeylerle ilgili şöyle bir sıkıntı var, bilginiz olsun. Su yüzeylerinde bu aster ve aster gibi uydular sadece su yüzeyini okuyor. Yani burada okulan bu gösterilen bu çizgi su yüzeyini gösterir ve su derinliği değil. Su derinliğini tamamen farklı uydular ya da işte su tabanına aslında biz ona başka bir isimlerle hitap ediyoruz. Onun kodlarını farklı, o belli bir gölün ya da okyanusun tabanını araştırmak istiyorsanız ya da işte çalışmalarınıza eklemek istiyorsanız eğer uydulardan elde etmeniz ve buraya eklemeniz gerekiyor. Bunlardan bazı eğer yanlış hatırlamıyorsam Eurosat gibi veya da başka bir uydu da vardı, ismini şu an hatırlamıyorum. Oradan elde edip daha sonra buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun için bunu da her zaman aklınızda bulundurun. Burada hem deniz hem de göllerde bunlar su seviyesi. Yani o tarihte ölçülmüş olan su seviyesinin kodları. Yani burada mesela şey değişmiş olabilir. Bir sonraki ayda, bir sonraki senede düşmüş ya da çıkmış olabilir. Aynı şekilde okyanuslarda da o şekilde olabilir. Belki şöyle bir çalışma yürütebilirsiniz. Farklı tarihlerde aster verilerini elde edip bu koddaki değişikliği kontrol edip ya da araştırabilirsiniz. Böyle bir uygulamalar da yapılabilir. Sonuçta elde edilen topografya şöyle bir uygulaması var. Burada bu uygulamaları da yaparken siz de yani CBS ortamında nasıl uygulamalar yapıldığını göreceksiniz. Hepsi bu şekilde değil. Biraz AutoCAD gibi düşünün. Yani burada aslında bir takım şeyler öğreniyorsunuz. Beceriler elde ediyorsunuz, komutları öğreniyorsunuz. Daha sonra onun kombinasyonu ve nasıl yapıldığı sizin elinizde ve nasıl siz karar veriyorsunuz. Bunu artık çeşitli ortamlara taşıyabilirsiniz. AutoCAD ya da işte resmine işte enlem boylam işte kuzey işareti falan ekleyip işte istasyonların konumunu belirleyip başka yerlere taşıyabilirsiniz. Ve böylece çeşitli uygulamalar yapılabilir. Mesela harita eklenebilir. Mesela şu şekilde ben göstereyim hemen size. Mesela harita üzerine ekleyebilirsiniz bunu. Nasıl olduğuna bakabilirsiniz. Hangi bölgelerin nerede yer aldığına. Mesela bakın şehrin farklı yerlerinin işte sanayi bölgesi olsun, şeyler olsun. Tam olarak nereye denk geldiğine bakabilirsiniz. Bunun üzerinde mesela bir mahalle çalışması yapıyorsanız eğer mahallenin belli bir yerlerini, kesitlerini poligon yardımıyla alabilirsiniz ya da işte bir vektör oluşturarak elde edebilirsiniz, ayırt edebilirsiniz ve farklı çalışmalar yapılabilir arkadaşlar. Şimdi bir dakikamız kaldı dersimizden. Bu bitsin. Bir sonraki uygulamadan şey yapalım, giriş yapalım tekrardan. Ve şey olsun, devam edelim kaydığımız yerden. Bu kapanıncaya kadar da ben sizin sorularınızı alayım. Aklınıza takılan bir uygulama ya da işte uygulamayla ilgili bir soru varsa sorun. Yoksa yavaş yavaş kapatayım bu şeyi, bu videoyu. Bir sonraki videoya geçelim. Var mı sorunuz uygulamayla ilgili? Yok galiba. Tamam. Ben olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani örnekler vererek ama siz mesela çalışmak istediğiniz konuyla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili bir sorunuz varsa, aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Ona göre beraber düşünelim ve cevaplayalım sorularınızı.
Yok galiba. Tamam arkadaşlar, ben o zaman kapatıyorum. Bu arada aynı linkten de tekrardan katılabiliniyor mu? Öyle bir şey gördüm galiba. Yani biz her seferinde muhakkak iki tane ayrı ayrı link oluşturmamız gerekiyor mu? Hocam